Bu süreci ilk başlarda kardeşimle beraber antrenman yaparak evimizde antrenman yapıyorduk. Sonra ormana koşuya gitmeye başlamıştık. Onun ardından tabii sokağa çıkma yasağı geldi. Kardeşim de 18 yaşı altı olduğu için kardeşimle gidemedik tabii. Kendimiz eve aletler aldık bu sefer dışarı çıkamadığımız için. Aletlerle yapıyoruz, evde antrenman yapıyoruz. Böyle geçiriyoruz yani zamanımızı. Neler yapıyorsunuz peki? Biraz bahseder Antrenman misin? yaptıktan sonra tabii gün boyu antrenman yapamıyoruz. PlayStation oynayarak, kitap okuyarak, film izleyerek beraber, ailemizle sohbet ederek böyle geçiriyoruz yani evde yapılabilecek aktiviteler bunlar sonuçta. Tabii bu yaptığımız antrenmanlar tabii ki takım antrenmanlarının yerini tutması çok zor. Ya bu süreç bizi de çok olumsuz etkiledi. Sonuçta biz topsuz yaşama pek alışkın değiliz. Antrenmanlarımızı, maçlarımızı çok özledik. Yani bizim için cidden çok zor geçti. Belki hani diğer insanlar hani evde otururken alışkınlardır ama biz hiç alışkın değiliz. Biz kampa giderdik yani şehir dışlarına falan giderdik. Şimdi evde oturunca biraz değişik oldu. Yani bizim için cidden çok zor oldu. İnşallah bu düzelir ve başlarız tekrar. Çok özlüyoruz yani Ambiyansı. çünkü biz sahanın dışındayken bazı problemler oluyor. Bunu aklımıza takabiliyoruz biz de sonuçta insanız ama o sahaya çıktığımızda taraftarın bizi görünce alkışlaması, bizi alkışlayınca yani çoğu şeyi unutuyoruz yani maçtayken. Çünkü sonuçta bir arma için mücadele ediyoruz. O arma mücadelesinde de bize destek verildiği zaman bizi dışarıdaki olaylar pek etkilemiyor. O ambiyans çok yani anlatılmaz yani yaşanır diyeyim ben size. Çünkü çıktığımızda bazen ayaklarımız titriyor. O kadar kişinin bizi desteklemesi. Ya sonuçta tabii tecrübelendik biraz ama yine de onların desteği her zaman farklı oluyor bizim için. Çok özledik yani. Ya, tabii her şey tek başına yapmaktansa bir partnerin olması açıkçası daha iyidir. Hani onun bana söylediği şeyler, önerdiği şeyler oluyor. Benim ona yeri geldiği zaman söylediğim, önerdiğim şeyler oluyor. Bu yani futboldan uzak kaldık, bir 2 aylık bir süreç oldu şu an. Yani inanılmaz özledik. Bir bebeğin elinden oyuncağını alırsın öyle ağlar ya, biz de açıkçası öyleyiz şu an. Yani artık kavuşmak istiyoruz. Tabii ama tedbirleri elden bırakmamak da gerekiyor çünkü süreç daha bitmedi. Süreç bittikten sonra yani çok büyük bir özlemle başlayacağız futbola. Tabii sakatlıklar falan Allah korusun, onlar da çok önemli meseleler. Hani iyi bir hazırlık kampından sonra maçlara tekrardan o şanlı taraftarımızın önünde maça çıkmak istiyoruz. Yasak gelmeden önce, 20 yaş altı yasağı gelmeden önce hem sabah yapıyorduk hem akşam yapıyorduk. Sabah koşuyorduk abimle, ormanla beraber. Akşam ise burada aletlerimiz var. Alet sipariş ettik bu durum başlayınca. Aletlerimizle beraber program eşliğinde alet yapıyorduk, çalışıyorduk, kendimizi geliştiriyorduk. Tabii yasak olunca beni etkiledi, 20 yaş altından küçük olduğum için. Bu durum gerçekleşmiyor. Şu an Ramazan'da dolayısıyla iftardan sonra yapıyoruz. Bu şekilde değerlendiriyoruz. Hani kendi kişisel gelişimimiz açısından da önemli bir şey oldu şu an. Kitap okuyoruz, film izliyoruz beraber abimle. Kalan zamanlarda da konsol oyunlarında zaman geçiriyoruz. Yani bu zamanı böyle değerlendiriyoruz. Yani bu süreç içinde evde kalalım. Yani verilen şeylere uyalım. Elbet bitecek yani güzel günler elbet gelecek. Biraz sabırlı olalım diyorum ben. Aynı mesajı sen de belki vermek istersin. Yani büyük bir süreci atlattık. Çok az bir zaman kaldı. Ama tedbirleri elden bırakmayalım. Çünkü yeniden hani böyle ikinci dalga konusu falan konuşuluyor. Tekrardan Allah'ın izniyle bunu da yeneceğiz. Özlediğimiz o günlere döneceğiz.